Bence piyanist de olsanız, başka bir enstrüman çalıyor da olsanız, eğer sanatçı olmak istiyorsanız ve müzikte bir şeyler arıyorsanız, önce kendi hayatınızda bir şeyler aramalısınız. Müzik sonu olmayan bir yol. Tamam, artık öğreneceğim her şeyi öğrendim diyebileceğiniz bir son nokta yok. ...1971 yılında o zaman Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne bağlı olan Doğu Berlin'de doğan Maria Baptist, gerçek anlamda bir piyano virtüözü. Doğumundan itibaren klasik müzikte aşırı neşir olan sanatçı, daha çocukken trombon çalan kardeşiyle birlikte çalmak için düetler yazmış. Baptist'in yaratıcılığını gerçek anlamda tetikleyen şey ise cazı ve doğaçlama yapmanın getirdiği olanakları keşfetmesi olmuş. Uluslararası yarışmalar kazanmış bir piyanist olarak, komünizmin çöküşüyle birlikte güçlü bir müzikal meraka ve daha geniş özgürlük alanına kavuşan sanatçı, Manhattan'daki New School'a girerek daha büyük olanaklar elde etmiş. Büyük orkestralar ve topluluklarla olduğu gibi soloda çalışan Baptist, güçlü ve duygu yüklü bir müzik yapmak için oda müziğinden deep groove'a uzanan bir yelpazedeki çeşitli tarzlardan yararlanıyor. Bugüne kadar 7 albümü yayınlanan sanatçı sayısız uluslararası performansa imza atmış. Öğretmenliği de müzisyenliği kadar ilham verici olan Maria ile Berlin'de bir konser öncesi görüştük. Berlin'i çok seviyorum. Bence burası gerçekten özel bir yer. Birçok farklı kültür burada bir araya geliyor. Dünyanın her tarafından gelip burada yaşayan müzisyenler var. Bu akşam benim orkestramda da bunun bir örneğini görebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından gelmiş insanların harika bir birleşimi. Benim için caz tam anlamıyla özgürlük demek. Cazda kendi dünyanızı, kendi dilinizi oluşturabilme olanağı var. Kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Duyguları ifade edebiliyorsunuz. Klasik müzik dünyasında klasik bir eseri yorumladığım zaman en büyük hedefim yazılı kısımlarda özgürce çalabilmek. Ve bence bu çok zor bir şey. Klasik müzik çalarken içimdeki caz müzisyeni ortaya çıkıyor ve cazdaki özgürlüğü klasik müziğin yazılı kısımlarında da istiyor. Caz kompozisyonlarımda da yazılı kısımlar var. Ama doğaçlama yaptığım kısımlar da var. Benim müzikteki kişisel hedefim bu iki dünyayı buluşturan bir dil yaratmak. Klasik müzikte seslere yönelik harika bir yaklaşım var ve bu caz müziğinde aradığım bir şey. Genel olarak seslere ve farklı dinamiklere, müziğin gölgelerine ve biçimlerine kulak vermek. Örneğin doruk, kontrpuan, kontrast gibi kavramlar benim caz yaparken kullanmak üzere klasik müzikten aldığım araçlar. Proje
projelerimden hiçbirini kaybetmek istemem. Çünkü her birinin diğerleri üzerinde etkileri var. Mesela bir piyano solosu çalarken bana eşlik eden bir orkestra varmış gibi hissederim. Bu da benim solo performansımı etkiliyor. Benzer bir durum kendi caz orkestramla çalarken ortaya çıkıyor. Solo çaldığım ya da triyomla çaldığım bazı kısımları orkestramla çalarken kullanıyorum. Yani caz orkestram aynı zamanda bir triyo. Arayışı içinde olan bir kişiliğiniz varsa bu duyguyu takip etmelisiniz. Müzik bir şeyler keşfetmek için güçlü bir ihtiyaç duyan, kendini geliştirmek isteyen biri için iyi bir kariyer tercihi.